İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Bugünkü programda size bir Osmanlı tarihçisinden bahsetmek istiyorum. İkinci Bayezid ve birinci Selim Han, yani Yavuz Sultan Selim Han zamanı yaşamış Neşri isimli tarihçiden kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. 16. yüzyılda yaşadı bu söylediğim padişahların devri, öyle denk gelirdi. İyi bir tarih yazarıdır. Hakkında bu tarih yazarlığından daha öte fazla da bilgiye rastlanmıyor. Ne kadar enteresandır ki bu insan birçok kimselerin hayatını tarihinde yazmıştır ama kendi hayatını yazan bir geniş bilgiye de rastlanamamıştır. Bu bir tecelli. Bir tecelli efendim. Ne diyeceksiniz? Yazdığı bu Osmanlı tarihinden insanlarımız o dönemden itibaren, yani yazıldığı Yavuz Sultan Selim Han döneminden itibaren asırlarca istifade ettiler. 500 yıldır hala da ediyorlar. Hala da araştırma konuları olarak hocalar talebelerine neşriyi verirler. Neşri tarihinden meseleleri verirler. Asıl ismi Mehmet. Ama Müverrih Neşri diye kendine bir mahlas yaptı. Ve asıl ismi, yani Neşri Mehmet Efendi denmesi lazımken denmemiş. Unutulmuş. Neşri aşağı, Neşri yukarı. Doğum ve ölüm tarihleri de bilinmiyor. Ne kadar enteresan. Vefat tarihi Yavuz Sultan Selim Han'ın vefat tarihiyle hemen hemen denk gelecek şekilde kuvvetle rivayet edilir. Efendim, yazdığı Cihannuma bilgisinden, onun tetkiklerinden ihtimal olarak 1520'de vefat ettiği sanılıyor. Tahsilini Bursa'da tamamladı. İlmiye sınıfındandı. Yani ulema takımındandı. Ümera takımından değildi. Kimi tezkireler kısa da olsa Neşri'den bahsederler. Onun şairlik tarafını da yazarlar tezkireler. Efendim. Neşri şiirde yazmış ama daha ziyade tarih ilmiyle uğraşmasıyla hem anılır hem tanınır veya hem tanınır hem anılır diyelim. En önemli eseri Cihannuma adlı tarih kitabıdır. Bu kitapta yazardan önce yaşamış olan Aşık Paşa Zade'nin, Aşık Paşa'nın değil, Aşık Paşa Zade'nin Tevarih-i Ali Osman'ından alıntılar yapmıştır. E niye yapmıştır? Ne yapsın tarihçi efendim? Nereden alacak? Bugün yazılan kitaplarda, dipnotlarda veya kaynakça kısmında kitabın yüzlerce eser görüyoruz. Alıntı yapmadan tarih anlatılmaz ki efendim. Delillendirmek için alınır bu. Yoksa birebir onu kopya yapmak veya intihal dediğimiz bu uygun olmayan davranışta bulunmak demek değildir. Bunu böyle bilmek lazım. Bu Neşri tarihi olarak da bilinir bu Cehennuma kitabı. Kendisinden sonraki birçok müverrihe de kaynaklık yaptı. Tabii o Aşık Paşazade'den aldı bazı yerleri. Bundan da ondan kendinden sonra gelen tarihçiler alıntılar yaptılar. Evet. İdrisi Bitlisi, Lütfü Paşa, Matrakçı Nasuh gibi tarihçiler onun eserinden direkt pasajlar halinde alıntılar yaptılar.
Neşi tarihi Türkçedir. Genel bir dünya tarihidir. Cihan Nüma isminden de bu anlaşılıyor zaten. Cihana bir bakış gibi. 6 bölümdür. Bugüne ulaşan kısım yalnızca 6. bölümü. Yani son kısımdır. Ne acı değil mi? Muhtasar olarak, yani özeti çıkarılmış olarak, Osmanlı öncesi Türk tarihi ve etraflı olarak Osmanlı kuruluşundan 2. Beyazıt devrine kadar, yani 1299'dan 1512'ye kadar veya 1512'yi bulmuyor, 1500'e kadar olan hadiseler anlatılıyor. Kitapta yer yer Farisi ve Türkçe şiir parçaları görünür. Bunların kimisi Neşi'ye aittir, kimisi de başka şairlerin manzumelerinden Neşri'nin rahmetli seçtikleridir. Neşri tarihinin Türkiye'nin ve dünyanın muhtelif kütüphanelerinde yazma nüshaları vardır. Bu da eserin sonradan da itibar gördüğünü gösterir. Tabii yazma nüsha deyince, yani istisah etmek, oradan alıp onu koymak anlamına bu yazma nüshalardır. Ordu bir menkıbe anlatıyor İstanbul'un fethiyle ilgili Cihan Nüma'da. 1453'te ordu hazırlığını tamamladı. Bahar olur olmaz Sultan Mehmet Halil Paşa'ya, Çandarlı Halil Paşa, "Lala, bu yıl İstanbul'da yaylarım," dedi. Hünkâr büyük ordu toplayıp İstanbul'a yöneldi. Bunun üzerine İstanbul kralı, vezir kralı, veziri Lukas Notaras adlı kafir elçilikle görevlendirdi Bizans imparatoru, kralı yani. Aman diledi. Fakat hünkâr elçiye asla iltifat etmedi. İstanbul'u Anadolu askerleri karadan 400 parça gemiyle de deniz tarafından kuşattı. 70 parça gemiyi Kozluca Dere dedikleri Kozluca Pınar'dan, Galata'nın üst tarafından tepeden aşağı yelken açıp savaşçıları içinde olarak karadan yürütüp Hisar'ın dibinde denize indirdiler. Deniz üzerine köprü de kurdular. Şimdi İstanbul'un fethi günleri yaklaştığında insanlarda bir garip hal peyda oluyor bazı kimselerde. İşte canım Fatih 70 tane gemiyi böyle Kasımpaşa önlerine karadan indirmedi. O hikaye ya, o olacak iş değil ya. 1520 kilometre, 1520 veya 52 metrelik, 1552 metrelik bir güzergahta 70 tane gemiyi sen 1,5 kilometrelik yerde çekeceksin indi. Olmaz olmaz ya. Ok meydanında 1-2 tane kayıkçılara kayık yaptırmış. Onları da Kasımpaşa'daki soğuk su halicine indirmiş. Bugünkü Kasımpaşa Büyük Cami'nin olduğu yerler, Piyale Paşa Cami'nin olduğu yere kadar Haliç oraya da bir kol verirdi efendim. Ona da soğuk su halici derlerdi. Oraya akan bir su vardı. Onun için de adı soğuk su haliciydi. Sonradan oralar dolmuş, Kasımpaşa çarşısı meydana gelmiş falan filan. Dolayısıyla oradan ok meydanından şöyle aşağıya, hani çocukların kaydırak oynaması gibi kayıkları indirmişler. İşte ini binen 3-5 tane küçük kayıktır diye Türk tarihçileri yazıyorlar, anlatıyorlar, söylüyorlar programlarda efendim. Neşi de diyor ki bunları efendim içinde savaşçılar da olarak karadan yürütüp Hisar'ın dibinde denize indirdiler. Deniz üzerine köprü de kurdular. Evet, Ayvansaray'la karşı Hasköy arasında kurulan köprü. Kalenin etrafında uygun yerlere sağlam siperler yaptılar. Pusulara yedi başlı ejderhalar gibi toplar yerleştirdiler. Topların boyları minareye, ağızları mağaraya benzerdi. Ne güzel benzetmiş efendim. Sağlam duvarının sırtı sert taşların yumruğu ile amansızca dövüldü. Surdaki
sağlam duvarlar, topların güllesini de yumruğa benzetiyor rahmetli Neşri, orayı amansızca dövüyordu. Diğer uygun olan yerlere Yeniçerilerden başka nice yayalar, ok atıcılar yerleştirildi. Sonunda korkusuzca savaşa başladılar. İstanbul'un fethini anlatan bir belge bu efendim. Onun için böyle kelime kelime sizlere duyurmaya çalışıyorum. Top sesleri yıldırımlar gibi Hisar üstünde ateşler saçmaya başladı. Nara atan toplar ile yankı dolu prangalar, taştan kalkan olan İstanbul'un kale bedenlerini birer vuruş ile darmadağın ettiler. Onu kalkan gibi görüyor şehre. Bizans'a bir kalkan olsun diye yaptı onu. Gökyüzü ateş almış, mavi bulut gibi oldu. Göğe değercesine yüksek Hisar'ın tepesinden kafirlerin ağlayıp sızlamaları aşağıda gök gürültüsünden fark olunmazdı. Birkaç gün içinde Hisar'ın her köşesini elek gibi delik deşik ettiler. Neşri'nin bu tarihi yazdığı sıralarda İstanbul'un fethi olalı daha 50 seneyi doldurmamıştı. Yani buna belge demezsek biz neye belge diyeceğiz efendim? Buna belge diyeceğiz elbette. Bir taraftan gaziler de hücum meclisini kurarak kılıç kamçısı ile savaşın sazını çalmaya başladılar. Tarife bakar mısınız efendim? Kılıç kamçısı ile kılıcı kamçı savaşın sazını çalmaya başladılar. Her taraftan nara sesleri koptu. Hisar'a karşı gayret ayağına binerek yürüdüler. Mızrak bayrakları kanatlarını açtı. Oklar acele kanadı ile uçtular. Her bir yiğit kalkanını sırtına vurup alaca pulları ile her bir kaplana döndü. Kalkanları sırtına vurunca görüntüyü böyle pullu kaplana benzetiyor. Evet. Yiğitler Hisar Dağı'na durmadan akardı. Hisar'ın o duvarlarını bir dağa tırmanma kabul ediyor. Dağa akardı. Evet. Hücum ile yürüyüp duvarın dibine kadar vardılar. Kimi merdivenle burçların tepesine çıkarak dağlar başındaki kartal gibi canlı avı üzerinde dönerdi. Kimi aşağıda durup ok ve tüfekle surlar üzerinde güvercin gibi can avlardı. İstanbul kuşatması ve harp 50 gün gece gündüz aralıksız devam etti. 51. gün 20 Cemaziyel Evvel 857 Salı, yani biz bugünkü tarihle söylersek 29 Mayıs 1453 sabah vaktinde mübarek saatte alemin sığınağı olan padişahın emriyle bütün ordu ayağa kalktı. Çünkü hünkâr ertesi günü İstanbul'u yağma emretti. Efendim niye yağma emretti? Çünkü sözü vardı. İstanbul'u alırsak size yağmaya izin vereceğim. Bu sözünü yerine getirdi. Efendim yağmacılık var mı? Şimdi bu savaşın kuralıdır. Askerini hırsız yapmak istemeyen komutan yağma emri verir. İcap ederse, kendini güçlü bulursa yağmayı yasaklar. Çünkü askerin yağması demek alıp cebine doldurması demek değildir. Bu genel bir av gibidir. Her ava giden aldığını getirir, ortaya koyar. Sonra bunu padişah bir disiplin dahilinde dağıtır. Yoksa herkes seni aldığı yarında kalacak olsa insanlar aldıkları ganimetle yürüyecek bir halde olmazlar. Getirirler komutanlarına, bu yağmaları getirirler. Bunu kim getirdi? Bunu o mu getirdi? Bu mu getirdi? Bakmazlar. Yağmalar alınır. Nasıl savaş yaparken
karşı taraftan insan öldürür veya kendisi ölürse insan, yağmada da aldıkların hepsi devletin ortak malıdır. Getirilir, paylaştırılır. Vaktimiz olsa nasıl paylaştırılır, onun hikayesini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu husus yağma emri tellallarla veya dellallar, aslı doğru da Türkçe'de tabii D'yi pek fazla kullanmıyoruz. Sert bir harf olan ve dilin ucundan böyle sanki nefes püskürücesine çıkan T harfine daha çok tutulmuşuz ne hikmetse. Dellalda böyle bir şey yoktur ama tellal dediğiniz zaman T harfi dilin ucundan çıkar ve karşıdakine doğru da böyle bir hızlı bir nefes püskürür. Orduya ilan edilmiş idi. Herkes savaş zamanına hazır ve fırsat anlarına nazırdı. O anda kıyamet günü gibi ansızın bir gürültü koptu. Zemin ve zaman korku ve dehşetle titredi. O heybetle kâfirlerin ödü patladı. Yüzleri toprak gibi sarardı. Kâfirlerin başlarına bu ani bela gelince nicesi şaşkınlıktan kendisini kaleden aşağıya attı. Gazilerin önünde baş aşağı oldular. Geri kalanı üzüntü halinde İslam askerine doğru gelip aman çağrısına başladılar, aman dilediler. O cahiller aman çağrısını sıkıntı zamanda da makbul olur sandılar. Ama kimse iltifat etmedi. İstanbul 15 Rebiyül Evvel 857'de 26 Mart 1453 kuşatılmaya başlanmıştı. 20 Cemaziyel Evvel 857'de yani 51 gün sonra 29 Mayıs 1453'te fethedildi. Zira Hazreti Peygamber Aleyhisselam Konstantiniyye yani İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, askeri de ne güzel askerdir buyurmuşlardı. Peki bu ganimet nerede nasıl dağıldı? Nerede nasıl dağıldı? Onu da size kısaca anlatmaya çalışacağım. Efendim bu ganimetler toplandı. Ve Ok Meydanı'nda bugünkü Fetihtepe denilen yerde, Fetihtepe minberinin ve minaresinin bulunduğu yerde halen bunlar var. Bu ganimetler çadırlara dolduruldu. Ve gazaya katılanların hepsi içinde padişahın emriyle, Çandarlı Halil Paşa bu emri iletti bütün komutanlara, ganimet dağıtımı yapılacaktı. Her kazanılan zaferden sonra böyle bir tören yapılır. Evvela tayinler ve terfiler yapılırdı. Kimler ne kadar gayret gösterdilerse ona göre onların dereceleri yükseltilir. Sancakbey ise icabında beylerbeyi olur. Efendim başka rütbelere gelir. Tayinler yapılırdı bu yeni rütbelere göre. İstanbul koca bir yer. Burası fethedilmiş. Bunun elbette idarecilere ihtiyacı vardı. Bunlar yapılırdı. Sonra da ganimet dağıtılırdı. Türk tarihinde ilk defa ganimeti ölçekle dağıtmışlardır İstanbul'un fethinde. Ölçekle. Değeriyle değil. Ölçekle. Ne geldiyse eline. Herkes savaşçılar kalkanını getirdiler. Kalkan malum bir saca benzer, hani saç kavurması yapıyorlar ya içinde efendim, ona benzer, insan koluna takar ve kendini korumaya çalışır ondan, düşmanın konumuna göre onu da koluna takmasının sebebi de odur, böyle muhtelif açılara getirebilir ve herkes getiriyor, açıyordu kalkanın çukur tarafını, ona avuçla dolduruyorlar, hadi diyor aldığı kadar herkesin yine böyle veriyorlar. Tabii İstanbul'un fethinde çeşitli ebdallar da vardı. Meczuplar da vardı. Kim olduklarını, kimliklerini kimse bilmiyor.
Bir aşk uğruna gelmişler. Nasıl gelmişler? Nereden gelmişler? Kimdirler? Bilinmiyor. İşte bu meczuplardan birisi kalkanını getiriyor. Sırada ya, kalkanı ters tutuyor. Yani tümsek tarafı yukarı geliyor. Konacak yere geliyor yani. Oraya koyacak adam. Adam bir gözüne bakıyor ihtiyarın. Baba çevirsene şunu diyor. Çukuru yukarı gelsin de ben doldurayım. Oğlum koy koy diyor. E amca durmaz ki orada. Sen koysana be oğlum diyor ya. Koyuyor. Hepsi şakır şakır aşağıya dökülüp gidiyor. Ve yürüyüp giderken diyor ki be hey kardeşler, dünya bu değil mi işte? Evet, biz kalkanımızın çukur tarafına dolduruyoruz, dolduruyoruz ama ecel geldiği zaman sanki bunların hepsi kalkanın tümsek tarafına konmuş gibi hepsi elimizden kayıp gitmiyor mu? Ona da rahmetler diliyoruz. Bütün fethe katılanlara, başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere hepsine rahmetler diliyoruz. Hoşçakalınız efendim. İlimden medeniyete.